aldığı tedbirle saldırıdan sağ kurtulmuş. Güzel. Çakır'ın tepkisi ne? Akıllı oynuyor. Ya Şevko? Kaybetmeye devam ediyor. Ondan daha iyisini beklerdim. Hamle sırası bizde. Saflarımız ne olacak? Ben hakemim. Sen hangi safta olmak istersin? Kaybeden tarafta olmak istemem. Savaş bir süre daha dengeli sürmeli. Soğuk savaşta, sıcak savaşta. Testere karşı tarafta olsun. Ama sıcak savaşta tarafları çok uzun süre böyle birbirinden uzak tutamayız. Belki bir süre daha erteleyebiliriz. Orada düşecek kale bir sürpriz olmazsa Şevko olacak. Şevko düştüğünde soğuk savaştaki dengeleri sarsılacaktır. Çok önemli değil. Şevko'nun gitmesi tombalacıyı çok etkilemez. Onun tek derdi Şevko'nun yerine getireceği adamın Çakır'dan daha güçlü olması. Çünkü biliyor ki her ne kadar damadından haz etmese de Çakır Lazya'nın varisidir. Ve kumarhane işine sokmamızla birlikte de tombalacının geleceğinde en büyük tehdit haline gelmiştir. Lazya ne zaman uyanacak bu işe? Lazya'nın tombalacının konseye kabulünden yana oy kullanmasının nedeni bile her şeyin farkında olduğunu, avının yüzüne bakmak istediğini gösterir. Benim bildiğim Lazya tokalaşmadığı adamla düşman olmaz. İşine geldiğinde uyanacak da ne zaman işine gelecek? Çakır bütün zorluklara göğüs gerip rüştünü ispatlayıp tombalacının karşısına dikildiğinde. Bu kumarhanede ne çok kazanan ve kaybeden olacak. Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç. Sadece kumarı oynatan. Şevko bu işte ortağı. Lazya öldürtmez. Bu ortaklığı çözmek ister. Şevko'yu konuşturmak ister. Bana göre gazetedeki resim doğrudur. Çakır fevridir. Yapar mı yapar. Bu kadar zamanda onu bundan ben alıkoydum. Doğan eninde sonunda ölür. Kimi kimin öldürdüğü önemli değil. Herkes birini öldürmek için bir sebep bulabilir. Bütün mesele tırların nereye kaybolduğunu öğrenmek. Şevko tombalacıyı Lazya'ya satmış olabilir. Tırların yerini tek bilen de nihayetinde oydu. Olabilir. Ama o zaman da tombalacı Şevko'yu öldürerek bütün ihaleyi üstüne almış olur. Lazya'yı direkt karşısına almış olur. Tombalacı bunu yapmaz. Lazya malların peşinde koşmaz. Bu işi yapanın peşinde koşar. Ama işi yapan da malların peşinde koştuğuna göre bu malları kaybeden bizim de henüz bilmediğimiz bir üçüncü kişi var. İkinci tezkerenin geçmemesi bizim için çok kötü oldu. Siz o kadar uğraş verdiniz ama ne yazık ki bazı milletvekilleri hala Amerika'nın dünyanın imparatoru olduğu gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar. Evet, haklısınız. Durumu düzeltmeliyiz. Ankara'da Türk ve Amerikan müteahhitlerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama hükümetinizin de ortamı yumuşatacak demeçler vermesi lazım. Amerikalılar kabinede Saddamcı bakanların olduğunu söylüyorlar ki bu çok kötü. Ankara'ya geldiğimde ziyaretinize geleceğim. Tabii. Saygılar, saygılar. İş işten geçtikten sonra tutuşurlar tabii.
Hakimiyetin elinde olan bilgi sadece bu kadar. Uzun süre yurt dışında yaşadığı için bir bilgi edinemedi. Ha, Interpol ile emniyetin bilgileri de birbiriyle örtüşüyor. Leyla. Enteresan. Adamın hikayesinde her şey var ama yaşayan tanığı yok. Bir tek Leyla. Lübnan'dan araştıralım. Peki efendim. Beyefendi siz ne arzu edersiniz? Sonra söylerim. Nasıl yakalanırsınız? Ben nasıl yakalandığımıza değil, bizi yakalayanların cüretine şaşıyorum. 50 yıldır bu ülkenin içindesiniz. Hala işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenemediniz mi? Her şeyin yukarıdan bağlandığına inanıyorlar da ondan. Sizin rahatlığınıza anlam verebilmiş değilim. Bu operasyon ilişkilerimize zarar verecektir. Hiçbir şey olmaz. Biz Türkiye'de de Amerika'da da işlerin nasıl döndüğünü iyi biliriz. Eğer Ufuk Bey aramızdaki ilişkiyi açıklarsa sizin için de bizim için de büyük sorunlar çıkacaktır. Hiçbir şey açıklamaz. Bundan nasıl emin olabilirsiniz? Ben çalıştığım adamları her şeyle tanırım. Her duruma karşı, her ihtimali hesap ederim. Ne zaman sınır dışı ediliyorsunuz? Kısa zaman içinde. Sıkmayın canınızı. Yeni görev yeriniz Türkiye'ye uzak olmayacaktır. O kadar emek boşa gitti. Köstebek hala meçhul. Karşımızdaki adam hesapladığımızdan daha güçlü. Daha akıllı demek daha doğru. Aklı da şu. Düşmanının taktiğiyle düşmanıyla savaşıyor. Bu Amerikalılar dangalak. Bu adam tuzağa düştüyse öldürülür. Bu adamı niye korumazlar? Belki öyle istediler. Bu onların işi değil. Kimin işi? Oyun kilitlendi. Hangi taşı ileri sürdüysem karşı tarafta onu sürdü. Bizi çok iyi tanıyor olmalılar. Beni çok iyi tanıyorlar. Beni senden iyi tanıyan kim var Kılıç? Annem. Allah için annemden korkarım. Peki nasıl böyle bir şeye cesaret ediyorlar? 30 yıldır bu işin içindeyiz, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir işe ya başlarken ezerler, ya da başındayken ezerler. 30 yıl önce yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışıyorlar. Bir 30 sene daha çalışırlar. Herkesi böyle birbirine düşürürlerse 30 yıl sürmez. Tombalacı yüzünden konseyde bölünmeler olabilir. Kimi kastediyorsun? Hüsrev Ağa'da Lazia gibi gelenekçidir. Lazia'nın yanında yer alacaktır. Biz nasıl pozisyon alacağız? Konseyde söz hakkı vardır. Ama uluslararası konseyde de dengeler her şeyden önemlidir. Ben kendi konseyimde kimsenin dengeleri bozmasına izin vermem. Peki, Lazia'nın tombalacıyı yok etmesinin önüne nasıl geçeceğiz? Gerçeklerle. Mehmet Bey geldi efendim. İçeri alın. Tombalacı'ya da, Lazia'ya da, hatta gerekirse Hüsrev Ağa'ya da sadece gerçekleri anlatacağım. Ve benim dediğim olacak. Çok vaktim yok tombalacı. Kısa ve net konuşacağım. Sizi dinlemeye geldim.
Bir kişiyi öldürmek için 32 kişiyi öldürdün. Türkiye'den hemen herkesi, gazetecileri, polisi, medyayı, savcıyı, hakimi hepsini üstümüze çektin. Sonuç, ne istediğini yapabildin ne de istediğimizi yaptın. Hem kendi istediğimi hem de sizin istediğinizi yapacağım. Benim senden istediğim en kısa sürede Azerbaycan'a gitmen. Aliyev'den sonraki Azerbaycan için şimdiden sağlam temeller atmamız lazım. Oradaki kumarhanelerin ortakları iktidara geliyor. Yani biz iktidara geliyoruz. Azerbaycan benim için çok önemli. Petrolü de herkes için önemli. Git ve bildiğin işi mükemmelen yap. Ben çağırana kadar da sakın döneyim deme. Anlaşıldı mı? Efendim, yarım işlerimi tamamlayıp gideceğim. Benim isteklerim senin isteklerinden önce gelir. Ne sabrımı zorla ne de şansını. Uçağını hazırlat ve git. Dosyası DGM'de görülecek. İddianamesini hazırlayan savcı enteresan bir adam. Yani ayarlasak bu kadar olmazdı. O kadar dürüst ki Çakır ölmeden cezaevinden çıkamaz. Küçükken çaldığı salatalıklar bile ortaya çıksın. Salt kumarhane davasından hüküm giymesi hiçbir şey. Özellikle 3 cinayetin tamamen onda kalmasını ve dosyaların kapanmasını istiyorum. Müdahaleye açık bir savcı değil. Ancak dolaylı yollardan delillere ulaştıracağız. Dürüst dedin ya. Yeterince tehlikeli. Peki ya Çakır konuşacak olursa? Gurur Çakırlar için var. Konuşmaz. Ölecekse konuşmadan ölmeyi yeğler. Ayrıca Çakır'ın yaşaması bizim için ölmesinden daha önemli. Neydi adamın adı? Şahin Ağa. Şahin Ağa'ya haber sal. İhale Çakır'da kalmadan ortalığı karıştırmasın. Tombalacı bugün mü dönüyor? Evet. Niye geliyormuş? Kumarhanelerini taşımak için izin isteyecekmiş. Sanki her şeyi benden izin alarak yapıyor. Hüsre var. Ne istiyor anlamış değilim. Hollandalılar eroin karşılığı ekstazi vermeyi kabul ediyorlar. Neden ekstazi işine girmemekte direniyor? Hüsreva da Lazya da gelenekçi adamdır. Bildikleri işin dışına çıkmazlar. Yeni bir işe kalkışmazlar. Bu yeni bir iş değil ki Kılıç. Adamlar yılda 1 milyar hap imal ediyorlar. Dünyanın altıda birine kayıtsız kalamazsın. Kalırsan da art niyet ararım. Size bağlı olduklarından şüphem yok. Ama hala milliciler. Millicilerse sarsın içsinler. Düğünlerde havayı ateş etsinler. Benim konseyimden de defolup gitsinler. Geldi mi kumarbaz? Kabul etmenizi bekliyorum. Al içeri. Benden haber almadan dönme demiştim. Dönmek zorunda kaldım. Umarım ölmek zorunda kalmazsın. Ekim'de Azerbaycan'da seçim olacak. Dengeleri lehimize kurdum. Kalıcı olması için çok paraya ihtiyacım var. Bu Azeriler parayı çok sever nedense. Kim sevmez ki? Para mı istiyorsun? Hayır. Parayı banka kanallarıyla transfer edemem. Kayıt dışı olması gerekiyor. Türkiye'den çıkana kadar mesele yok ama ondan sonrası için yollar güvenli değil. Özellikle Gürcistan ve Ermenistan sınırları. Ben hallederim. Ama yine de tek partide götürme. Nasıl isterseniz. İplikçinin yine yüreğine inecek. Onun cebine inmeyen her şey yüreğine iner. Ne zaman döneceksin? En kısa zamanda. Ortalığı karıştırma. Karından ve iplikçiden başka kimse burada olduğunu bilmesin.
Polat Alemdar Çakır'ın intikamını alıyor. İyi para kaldırdılar. İsterseniz hepsini ortadan kaldırabilirim. Bırak onlar Çakır'ın işini zorlaştırsın. Senin işin o değil. Sana Polat Alemdar'ı araştır demiştim. Lübnan'daki kızı bul demiştim. Neydi ismi? Leyla. Sonuç? Henüz bir sonuca ulaşamadık. Bu çocuğu takip ettir. Her şeyini öğren. Ekstazi işine giriyorsun. Hüsreva. O kireç tozunu satsın. Bütün bağlantıları yaptım. İç piyasayı organize etmek senin işin. İkisi birden üstüme gelecek. O zaman düşmanını teke düşür. Doğru zamanı bekliyorum. Necmi. Kana doysaydın kestiğin 100. adamda doymuştun. Bırak kan akıtmayı, tokalaşmayı öğren. Hüsreva ile ters düşeceksin, Lazia ile aranı düzelteceksin. Nasıl isterseniz. Hüsrev'in bütün profesörlerini yok et. Eroinin bittiğini iyice anlasın. Hüsreva, Lazia, Tombalacı. Nereye kadar bölüneceğiz? Gerekirse 3 kişi kalana kadar. Fikrin ne? Çakır aleyhimizde konuşacak mı? Kestirmek zor. Söylediklerinden konuşurum da anlaşılır, konuşmam da anlaşılır. Çakır'ı biliyorsunuz. Bana kalırsa konuşmaz. Ama duruşma salonunda biri damarına basarsa o bile söylediklerine şaşırır. Kayınpederinin bize söylediklerinin yarısını söylese bu iş biter. Teşekkür ederiz Nizamettin. Savcının yerine ılımlı bir adayım var. Ama yarınki duruşmaya müdahale etmemiz söz konusu değil. Dosyayı kapatmak için her halükarda ılımlı bir savcı lazım Nizamettin. Sen temaslarını sürdür. Dombalacı başaramadı. Şahin reddetti. Şimdi ne yapacağız? Bu gece hem Lazia'yı hem de damadını öldürürüm. Bu saatten sonra Çakır'ı öldürürsek bu savcı ondan daha büyük birini aramaya kalkar. Ama savcıyı tanrıyla beraber öldürürsek memleket karışır. İyi mi olur, kötü mü olur? Berbat olur. Bence her şey temizlenir. Yarın o Polat tanığı öldürmek isteyecektir. Belki savcıyı da. O zaman bırakalım vursun. Kılıç, sen Polat'ın yerinde olsan, Çakır'ı kurtarmak için savcıyı ve tanığı vurmayı göze alsan ve başarsan, başka neleri göze alırsın? Cezaevinde bir ömür yatmayı. Bunu göze alan adam oradan kaçmayı da planlamıştır. Oradan kaçmayı başaran adam da herkes için tehlikeli adamdır. Doğru. O yüzden savcıyla tanığı biz öldüreceğiz. Ceremesini de Çakır ve Polat çekecek. Her şey planladığımız gibi gitti. Ama işi bizden başka bir plan yapan yapmış. Tetikçini kim öldürdü Kılıç? Bilmiyorum. Ama her halükarda amacımıza ulaştık. Savcıyla tanık öldürüldü. Polat kaçınca iş tamamen onların sırtına kaldı. Açıkçası tetikçiyi öldüren bizi bir zahmetten kurtardı. Yanlış düşünüyorsun. Birisi ya da birileri bizim bu işi yapacağımızı öngörüp tetikçimizi temizledi. Bunlar kim? Bunu bilmeden hiçbir şeye ulaştık diyemeyiz. Tetikçini kim öldürdü? Devlet mi?
Biz dosyaları kapatmaya çalıştıkça birileri bu dosyaları kamuoyunun gözü önünde tutmak istiyor. Bu devletse devlet en büyük darbeyi aldı. Kılıç, bizim yapacağımız hamleyi önceden kestirip bize şah çeken kim? Ziya abiyi de gözaltına aldılar. Neden? Kızları olay yerindeymiş. Sorguya alınmış. Onları çıkarmak için gitmiş. Ortalık iyice karıştı. Çıkarabilir misin Nizamettin? Hadise sıcak ama denerim. Ziya'nın gözaltına alınması iyi bir şey değil. Atanan savcı nasıl biri? Eski cezaevi savcısı. Onun atanması mühim. Devlet işin iyice üstüne gidiyor. Yönlendirilebilir mi? Hissettirmeden gerekli doneleri verirsek herkes gibi, evet. İyi. Dava tamamen senden Nizamettin. Her detayı bilmek istiyorum. Tabii ki. Ben savcıyla görüşmeye gidiyorum. Başsağlığı dileyeceğim. Hı hı. Polat Alemdar'ın bir an önce yakalanması lazım Kılıç. Teslim olmadıkça o çocuğu yakalamak zor. İşin ardını öğrenmek isteyecektir. E o zaman buraya gelir. Yok, o kadar da değil canım. Birinci çinkoda, ikinci çinkoda çakırın. Tombalacı tombala yaparsa kazanacak. Artık bir tek şansı var. Bu herif akıllı adamdı. Öfkesi aklını gölgeledi. Şimdi arabanın enkazından nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Benim artık tombalacıya hiç güvenim kalmadı. Bu kazanın altından kalkamazsa işi bize kadar getirir. Biz bize kadar getirmeyiz. Son bir şans daha vereceğim. Sadece tarafsız olarak haberlerden meseleyi seyredeceğim. Eğer bütün bunlar pombalacının planıysa o kazanır. Yok değilse Çakır'la Polat ikilisine bütün kapılar açılacaktır. Ta ki arkalarındaki eli kapının arasına kıstırana kadar. Bundan sonra ne olacak? Konseye yeni katılım düşünüyor musunuz? Hayır. Ondan kalan işleri takip etmek ve konsey adına maddi varlığını sürdürmek için Kılıç'ı uygun görüyorum. Siz nasıl isterseniz. Ama Eser'le problem yaşayabiliriz. Onu ben hallederim. Çakır hakkındaki kararınız ne? Yükselecek. Buna sizce hazır mı? Sen hazırlayacaksın. Çakır bütün bu değerleri hak edecek birisi mi yoksa sizin için özel bir kıymeti var da ben mi kaçırıyorum? Bu alemde bir sürü çakır var. Evet, Lazia'nın damadı. Ama bu bizim lehimize değil, aleyhimize. Emir buyurursanız size 10 tane daha çakır yaratırım. Hiç kimse alternatifsiz değildir. Vazgeçilmez değildir. Sen yeni kadrolar yaratmak istiyorsan bunu yap. Çakır'ın önemine gelince... Çakır bir bulut gibi. Arkasındaki fırtınayı görmek istiyorum ben. Çakır bu kadar önemsizken... arkası niye bu kadar önemli? Yavuz Selim'in sırtında çıkan sivilceydi. Sonra çıban oldu. Sonra Şiiri Pençe oldu.
Ondan doğan da Süleyman oldu. Bir sivilce hiçbir şeydir ama ardından geleni bilirsen. Bu kadar zaman geçti. Hala Polat Alemdar'a dair 3-5 satır istihbaratın dışında bir şey verebiliyor musunuz? Hayır. Daha önce böyle bir durumla karşılaştık mı? Hayır. Ayrıca elimizde suç dünyasına onun gibi bakan bir alternatif model var mı? Hayır. Sadece bunun için bile Çakır'a İstanbul sefirliğini düşünmeden veririm. Çakır'a İstanbul sefirliğini ver. Çatlak sesler çıkacaktır. O Çakır'ın sorunu. Koltuk onun, kulak onun. Şahin Ağa şefaat isteyecektir. O da senin sorunun. Ruslar ipin ucunu bırakmayacak Kılıç. Amaçları ne? En büyük olmak. Bundan bize ne? Büyükleri yanına alırsan en büyük olursun. Bir şekilde Sehem'den haberleri olmuş olabilir. İşte o zaman her şey sıkıntıya girer. İstedikleri bu zaten. Bizi korkutmaya çalışıyorlar ki zincirin halkasını kırsınlar. Amerikalılar Gürcistan'ı kırdı, onlar da bizi. Ama bu mümkün değil. Ton balacı ile denediler. Ama yeniden denemek isteyeceklerdir. Ton balacı gibisini bir daha zor bulurlar. Bulduklarını zannederlerse sorun yok. Ama bulamazlarsa beni yok etmeye çalışacaklardır. Bunu söyleyen başka biri olsa güler geçerim. Ama tehdit eden Rus'sa, Rus silahından kurşun sesinden çabuk gelir. O zaman hem gözümüzü hem kulağımızı dört açalım. Efendim, davetiyeler beklediğimizden fazla ilgi gördü. Herkes sizin çizeceğiniz büyük Orta Doğu stratejisini merakla bekliyor. Basın katılacak mı? Çok sayıda. Akredite uyguluyor musunuz? Tabii ki efendim. Dosyada size sunacağım yerli ve yabancı basın mensuplarını iç ve dış istihbaratlardan soruşturduktan sonra akreditasyon onayı verdik. Güvenliği kim sağlayacak? Hem emniyetten takviye istedik, hem de bizim özel güvenliğimiz olacak. Konuşma metniniz hazırsa basına konferans çıkışı dağıtmak üzere alabilir miyim efendim? Konferanstan önce veririm. Teşekkür ederim efendim. Başka bir emriniz yoksa konferansta bir araya geliriz. Hı hı. Eskiden nefret ederdim bu vakıf işlerinden. Şimdi bir de oturup konuşma mı hazırlayacaksın? Sen o konferansta uyurken ben yaptığım konuşmalarla ülke yönetiyorum Kılıç. Sevsen de bu, sevmesen de bu. Ayrıca tezlerim üzerine tartışılmasından da çok hoşlanıyorum. Amerikalılar da çok hoşlanıyor. Ama Ruslar nefret ediyor. Görülmüş şey değil.
Adam kalbinizi geçirip ölsün. Tanrı bizimle beraberdi. Başka türlü o cehennemden kurtulamazdık. Biz kurtulmadık. Kurtarıldık. O kadar güvenlik, istihbarat, akreditasyon, sorup soruşturma. Adam elini kolunu sallayarak girmiş. Ama işte şans. Gerçekten büyük şans. Şans doğru yerde doğru zamanda bulunmak. Biz değil, intihar komandosu şanslıydı. Ama talihsizdi. Çünkü şansını değerlendiremedi. Biz şanslı değildik. Yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyorduk ama talihliydik. Birileri bizi kurtardı. Kim? Bilmiyorum. Ve bilmediğim şeylerin sayısı çoğaldıkça da ben sinirleniyorum. Tabii işi askıya almamız sıkıntı doğuracaktır. Ama malları hiç teslim edememektense geciktirerek teslim etmek de bir şey. Hüsrev o işle ilgilenir. Kimseden bir ses çıkmaz. Hüsrev ağa Çakır'la Polat'ı kendi namı hesabına Sehem'e ortak etmiş. Ne yapmış? Kendi hissesinden %100 vermiş. Sebep? Benden olan kuyruk acısı. Güvenliği için. Hüsrev ağa az kurt değil. Her türlü riski asgariye indiriyor. İvanoğlu anlaşmış olabilir mi? Asla yapmaz. Ama artık canım sıkıldı. Biz Çakır'a sefirlik verdik. Gitti uyuşturucuya savaş açtı. Durduk yere gazetelerin, televizyonların dikkatini üzerine çekti. Biz ona yüksel dedik, o işi sokaklara düşürdü. Ama Halit'le çekişmesi normal. Ben her ikisini de ikaz ettim. Bana ne Halit'ten, Çakır'dan? Bir de bunlarla mı uğraşacağım? Çakır arkasında bilmediğimiz bazı şeylerle ailemizin içine kadar giriyor. Patron, Lazia'nın damadı. Ailemizden bilmediğimiz neyi bize taşıyacak? Tombalacı benim ailemden. Ne yaptı? İhanet etti. Çakır ne yapıyor? İhanet mi? İşte sorun burada. Bilmiyorum. Ve ben bilmediğim şeylerle uğraşmak istemiyorum. Başka? Çakır'ı bitirdin mi? Sıradaki mesele dedim. Şey vardı. Borsayla ilgili bir durum. Viski içer miyiz? Ölmemiş ama kevgire dönmüş. Necmi'ye bak. Meğer tükürüğün ağzımızdan çıkmasını bekliyormuş. Daha yere düşmeden işi halletti. Lazia ne diyecek bu işe? Bu senin adamın. Niye işe his karıştırmaya başladı Kılıç? Bilmiyorum. Kızdan etkilenmiş herhalde. Yanlış. Laz Ziya'nın evinde damadını vurduruyorsan Ziya'nın adresine mektubu postalıyorsun demektir. Muhakkak bir cevap alacaksın.
işe his karıştırmak büyük yanlış. Gidip bitireyim mi işini? Ne oldu size böyle? Çocukluğunuzu mu özlediniz? Kimse gelip buraya seni tehdit edemez. Acılı bir baba o Kılıç. Dinleyelim bakalım ne istiyor? Sakin ol. Sakin ol Kılıç. Çakır'ın kalemini düşünmeden kıran el, Polat Alemdar'a gelince neden tereddüt ediyor bunu anlamıyorum. O kim ki? Necmi, bir, ben düşünmeden iş yapmam. İki, tereddüt ederek iş yapmam. Üç, senin gibi hislerimle hareket edip yanlış yapmam. Dört, Polat kim ki? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ölünce cenazesinde hepimiz kim olduğunu anlarız. Benimle tartışma Necmi. Kimin ölüp kimin kalacağına konsey karar verecek. Ben karar vereceğim. Merak etme. Bir kalem kırılırsa yine bir parçasını sana atarım. Ama bir daha hislerinle hareket edip yanlış yaparsan senin kalemini kırarım. Bir daha Ziya ya da bir başkası bu eve senin yüzünden saygısızca girerse ben de senin kafanı kırarım. Beni ve patronu asla küçük düşürme Necmi. Avrupa Birliği bütün Kıbrıs'ı istiyor. Bu nedenle evet çıkması için bastırıyor. Aksi takdirde biliyor ki kısa bir zaman sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak zorunda kalacak. Sen Kıbrıs'ın bir bütün mü yoksa ikiye bölünmüş ve KKTC'nin tanındığı bir yer mi olmasını istersin? Beni boş ver. Ama anlaşılan senin deyiminle 50 yıllık derin müttefikimiz Amerika aslında Kıbrıs'ı bölüyor. Rumların karşısına öyle bir anlam planı çıkartıyor ki onlar bunu reddetsin ama bu arada KKTC'de tanınsın. Ve Akdeniz'in güneyindeki Kıbrıs'ta o paylaşılamayan Karpaz'da büyük bir askeri üs kursun. Benim tahminim Rumlar birleşmeye hayır diyecek. KKTC'ye Tayvan modeli uygulanacak. Yani tanınmayacak ama ambargo da kalkacak. Ülkelerin büyükelçilikleri olmayacak ama ticari ateşelikleri olacak. KKTC dünya ticareti için önemli yerlerden biri olacak. Özellikle de kıyı bankacılığı için. Nerede kaldı bu Necmi? Ne oldu bu çocuğa bilmiyorum. Necmi, normalde hava hatalara düşmezdi. Senin çocuk erkek oldu Kılıç. Sadece o konuyla bağdaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Belki kendisini dışlanmış hissetti. Kim dışlamış? Öyle bir şey olduğundan değil. Ama... Bana adamını mı savunuyorsun Kılıç? Yok, hayır asla. Ama
Lazia ve Hüseva ile düşman olması bizim emrimiz. Kadın iyi bir yoldu. Kadın bir yoldu. O liman zannetti. Ne oldu? Gemi battı. Kimin gemisi? Bizim gemimiz. Şimdi bana söyle. İçimizde Necmi varken daha Ivanova ne hacet? Acaba kullanılıyor mu? Birileri tarafından. Escutuma entendu. Te dire une chose de fou? Non, mais fait. Jamais répéter ce qui je dis. Ne oluyor bu kıza? Bir Fransız atasözünde der ki, felaketler ard arda gelir. Senin telefon numaranı gösterince inanır gibi olmuşlar. Ama yine de tedbir açısından evde serbest hareket etmesine izin vermemişler. Velhasıl kızın burada. Bunu bana nasıl yapar? Nasıl gelme dediğim halde gelir? Hem de bugün. 10 gün. Kılıç sana gereken doneleri verir. 10 gün içerisinde benim istediğim zamanlarda ve şartlarda görüşeceğiz. Sadece bu gece burada kalabilirsin. Geri kalan her şeyi Kılıç halledecek. Merci. Bonsoir, Sophie. İşlerini halledip yanıma gel. Emredersiniz. Buyurun Sophie Hanım. Yattı mı? Odasına çekildi. Neden burada kalmasına izin vermiyorsun? Hayatımdaki tek zaafı, tek zayıf noktamı, bir de evime mi taşıyayım Kılıç? Sen bilirsin. Ama zayıf tarafımızı tanımak da önemli değil mi? Hiç yüzleşmek istemiyorum. Yarın konuş. Ödevi için ne lazımsa halledin. 11 gün değil. 10 gün. Ona göre. Sana çok benziyor. Benzemese cesaret edip gelebilir miydi? Necmi ne yapacağız? Eğer dediğini yaparsa ödüllendireceğiz. Nasıl? Malları başka gemiyle getirmiş.
nasibimi boşuna mı batırdık? Bizim değil. Ziya ile Hüsrev'in nasibini batırdık. Özel konuşmak istediğinde hayatını bağışlamamı talep edeceğini düşünmüştüm. Ama meseleyi açınca ben de senin gibi şaşırdım. Nasıl yani? Sehim'in malları nasibim bir de değildi. Şanslı Es isimli gemide 24 saat sonra Marmaris'te karaya nakledilecek vaziyette. Bana her şeyi başından anlat. Hüsrev'le Ziya benim. İvanov sizin başarısızlığınızı istediği için bir değil iki yemin daha garantili olduğunu düşündüm. O yüzden bu bilgiyi siz dahil hiç kimseyle paylaşmadım. Aa, özür dilerim. Tuncay Kantarcı hariç. O ne kadarını biliyor? Aslında o dönen dolaptan haberdar değil. Konseydeki çatlağı onu anlatamazdı. Necmi Nasib'in bir operasyonunu önceden bilmese böyle bir işe girmezdi ki. Ama Lazia ile Hüsrevan'ın kellesini istiyordu. Yine de ikisinden birden kurtulmak için böyle bir plan kuracak zekanın Necmi'de olacağını hiç zannetmiyorum. Şansı yaver gitmiş aşık testeremizin. Bütün bu planı tek başına mı yaptın? Şansım yaver gitti. Operasyon bilgisini içeriden aldım. Kimden? Kim olduğunu bilmiyorum. O beni buldu. Devletin yer altında çalışan bir istihbarat teşkilatında görevliymiş. Nasıl teyit edebilirsin ki bu bilgiyi? Ya tuzaksa? Risk aldım. Köstebeğimin yalan söylemediğini anladım. Operasyon olmadı mı? Şansla da olsa iyi iş çıkarmış. Bu şans meselesi benim kafamı karıştırıyor. Bir kere şansımız yaver gitti, hayatımızı kurtardık. İkinci kez şansımız yaver gitti, hem malımızı hem prestijimizi kurtardık. Üçüncü kez şanslı olabilecek miyiz sence? Onu bilmiyorum. Ama Necmi'nin şansı Hüsrev'le Ziya'nın şanssızlığı. Ben artık konseyimde ya da yaşadığım şehirde çatlak ses istemiyorum Kılıç. İki geminin adına bak. Nasip ve şans. Şanslı olmak kimin nasibi acaba Kılıç? Bizden başka bir tek Tuncay biliyor. Cepheni büyütme Necmi. Ne yapmamı istiyorsun? Nasibin birden malları kurtaran benim. Elimden geleni yaptım. Aylardır bir sevkiyat için bütün enerjimi harcadım. Daha ne yapabilirim? Kendini de harcadın. Daha fazla bir şey yapma. Nasib'in bir işindeki köstebeğin ne oldu? İrtibat kesildi. Bilmiyorum ne olduğunu. Necmi. Ne bildiğini söyle, yardımcı olayım. Ama elinde bir kağıt. Yakalanmış bir gemi. Karşında kelleni isteyen iki tane konsey üyesi var. Sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Bana biraz müsaade edin. Ben bu işi çözeceğim. Önce Tuncay'ı bir yoklayacağım. Ondan bir şey çıkaramazsam Polat da işi bitireceğim. Sen hala hissi davranıyorsun. Polat senin rakibin değil.
Bu kız seni bozdu Necmi. Necmi, bana kim önce gelirse onun dediğine inanırım. Elini çabuk tut. Burası Baba Ali. Sen buradan dünyayı yönetiyorsun. Yeniçeri ağaları kapına dayanmışlar. Sadrazamının kellesini istiyorlar. Sen onlara biraz daha yok dersen, isteyecekleri kelle bellidir. Necmi benim ne zaman sadrazamım olmuş? Necmi işinin en iyisiydi. Ama biz onu işi dışında mecralara yolladık. Necmi'nin diplomasisi buraya kadarmış. Ben ona hiçbir zaman yapamayacağı işi vermedim. Ama yaptığı işleri de yap demedim. Bana yalan söylemek ne demek Kılıç? Beni çok şaşırttı. Ben de onu şaşırtacağım. Madem ki artık benimle hukukunu yalan üstüne kurmuş, gitsin İvanoğlu'da da hukukunu yalan üstüne kursun. Emrimi aynen ilet. Karahanlı'nın son emridir de. Gitsin kendisini İvanov'a satsın. Bu Necmi'nin sonu. Eğer bana söylediği gibi İvanov'a da iyi yalan söylerse, bu İvanov'un sonu olur. Polat Necmi'nin peşinde, Necmi İvanov'un elinde. Necmi bu işi başarabilecek mi? Tek ve son şansı dediğini ilettim. Hislerini katmazsa başarır. Ama yeterince soğukkanlı olabilecek mi bilmiyorum. Necmi başarırsa ne yapacaksın? Necmi'nin başarısı ne demek? Rusların Türkiye'ye girişini birkaç yıl ertelemek demek. Laz Ziya ile Hüsrev'e bakın, Necmi sadık deyip bunu kabul ettirmek. Peki o zaman Necmi'nin isteklerini kabul edecek misin? Küçük istekleri hiçbir zaman geri çevirmem. Polat, Lazya'nın kızı. Necmi Ruslardan nefret ettiğinden daha mı çok nefret ediyor Polat'tan? Ne demek karakolda Kılıç? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Polisler yanlışlıkla kızımı ajan diye içeri mi almışlar? Birazdan çıkacak. Benimle dalga mı geçiyorsun Kılıç? Necmi'den sonra sen de mi bana ihanet ediyorsun? Kimseyle yıkamayıp bir kız çocuğuyla mı yıkacaklar? Amca haber yolladı. Görüşmek istiyormuş. Amca yaşıyor muymuş? Bilmiyorum o mu.
Ama bugün muhakkak seni görmesi lazımmış. Neredeyse 30 yıl olacak Kılıç. Biliyorum. Ben de şaşırdım. Bir adamın ölü ya da diri olduğunu 30 yıl boyunca fark etmemişsen muhakkak dinlemeye değer bir şeyler söyleyecektir. Sadece niye şimdi? Ben onu merak ettim. Bir düşünelim. 30 yıl sonra bugün hayatımızda değişen ne oldu? Görüşelim. Büyürken kaçırdığım küçük şeyler benden daha fazla büyümüş Kılıç. Hala günde 3 kere mi? Sen miydin o? Ben tuvalete gideceğim. Şu masanın hareketlerini takip et. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizinle tanışıyor muyuz? Sanmıyorum. Pardon. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tanıyacak mısın diye karşına çıktım ama tanımadın. Çok değişmişsin. Sen de hiç değişmedin. Bunca zamandır neredeydin? Seni izliyordum. Neden? Başınıza bir şey gelmesin diye. Hala devlet görevin devam ediyor mu? Senin? Ben hiçbir zaman devlet için çalışmadım. Biliyorum. Her zaman kendin için çalıştın. Devlet dediğin nedir ki? Ben, sen, o değil mi? Büyük Orta Doğu dediğin nedir ki? Sen, siz, onlar değil mi? Neden geldin buraya? Bende sana ait kıymetli bir hazine var. Evet. Seni yok edecek kadar kıymetli bir hazine. Yok et o zaman. Sen beni yok etmeyeceksin, ben de seni. İkimiz de devlet için gerekliyiz. Neden bahsediyorsun? Bilmeden infaz emrimi verdirdin. Onu geri al. Ben kimseye bir emir vermedim. İşbirliği yaptıkların müttefiklerin verdi. Sen geri alacaksın, ben de sana hazineni geri vereceğim. Bizde olmayan, sizde olan ne var ki? Bir düşünün bakalım neyinizi kaybettiniz. Benim cesedimden elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Ama ölü ya da diri, bu imparatorluğu başına yıkacağım Karahanlı. Testere Necmi. Hadiseyi öğrendiğimde soru aklımdan gitmedi. Neden Ivanov'un cesedi var da Necmi'nin yok diye?
Polat bize yalan mı söyledi? Ne yani? Amca mı bize yalan söyledi? Yalanlarla ve gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Lazia ile Hüsrev Ağa da bu işin içinde mi? Onların düştüğü bataklık onlara yeter. Bana Polat Alemdar'ı getir kılıç. Buyurun. Çok gençmişsin. Teşekkür ederim. Almanya'da nerede yaşadın? Hamburg. Almanya'da yaşamak zordur. Biliyorum. Kardeşin var mı? Ben hiç görmedim. Yaşıyor mu? Hayır. Doğar doğmaz ölmüş. Hayatına şahit olan herkes ölü. Yalnızlık zor. Bilirim. Siz yalnız değilsiniz ki. Necmi nerede? Vurdum. Öldürdün yani. Ensesine bir el ateş ettim ve denize düştü. Necmi nerede Polat? Denizde. Ivanov'un cesedi yattaydı. Necmi'yi neden denize attın? Ben atmadım. Vurdum ve denize düştü. Delikanlı. Burada sadece gerçekler konuşulur. O zaman dinliyorum sizin gerçeklerinizi. Burada benim gerçeklerimin önemi yok. Gerçek şu ki sen... Çık!